Evet, bu hafta da PPR Motorspor kanalında sizlerle beraberiz. Bu haftaki konumuz valflerin, motor valflerinin sağlamlık testi. Sağlamlık testini çekme koparma makinesi. İngilizcesi de Tensile Strength Machine diye geçiyor. Bu makinede test edeceğiz. Uzamasına bakacağız valflerin. Bu uzaması genel sağlamlık kontrolü için en büyük bir unsurdur. Hiçbir montaj vesaire olmayacak. Bizim valfimiz neyse onu koyacağız. Video karşısında sizlere göstereceğiz. Bundan sonra da bir de çarpma testi var. O çarpma testi yapılacak. Hadi o zaman testlerimize başlayalım. Evet, şimdi çekme kopma testi yapıyoruz süboplarımıza. Daha önceden bir vurma testi yapmıştık. Halihazırda o sübop burada. Bizim kendi ürettiğimiz süboplarla başka bir firmanın ürettiği sübopları burada test edeceğiz. Hem onların arasındaki değeri görelim. Hem de daha önceden kullanılmış bir sübopu da test edeceğiz. Bunları test ettikten sonra sizlere artık yayınlayacağız. Teşekkür ederiz. Şimdi şu kafa aparatıyla kafa tarafından çekeceğimiz için aparat biraz daha büyük oluyor, kalıyor kafadan. Yani yataklaması biraz daha az kalıyor. Onunla ilgili bir, evet, bu öbürü. Şuradan bir tane vereyim. Evet, şimdi görüldüğü üzere yataklama alanı çok geniş. Geniş oldu. O yüzden de az bir yerden tutuyor. Bununla yani ilgili yaklaşık işte 3,5 milimetre civarında bir kalınlık kesme yönünde maruz kalıyor. Normalde bizim bu malzeme çekme yönünde. Evet, mil tarafını bizim görmemiz lazım. Asıl önemli olan orası. Kesme yönünde maruz kalan bir çelik daha az dayanıma sahip olma durumunda kalıyor. O yüzden hem de buranın yani kalınlığı 3,5 yani buraya göre daha az olması bunun yaklaşık 2 ton civarında kopmasına sebep oldu. Evet. Kırılmasına, kesme yönünde kırılmasına sebep evet. oldu. Ama biz tabii mili de ölçebiliriz. Tabii mili de ölçebilmemiz için kafa kısmını kesip evet. Direkt birebir çekmeye maruz bırakabiliriz malzemeyi. Evet. Ne tarafı çekeceğim? Yorulma mukavemeti daha düşük. Ya bunu hatalı diyebiliriz. Bu da hatalı yani şöyle. Malzemeyle alakalı. Yorulma mukavemeti daha düşük diyebiliriz. Yani. Evet. Bu yurt işte dışında atıyorum 10.000 cycle'dan sonra bu kırılır. Misal veriyorum. Ama bu 20.000 cycle'dan sonra kırılır. Evet. Onu demek istiyorum. Mevzu evet. Yorulma mukavemeti. Ya şimdi şunu ikisini şöyle renklerini de gösterirsek. Aynen. Şurada gevrekliği görebilirler. Aynen. Bu Kamu biraz sabit tutabilir miyiz? Şöyle mi? Evet. Çünkü PPR Motorsport'un valfi. Tamam. Ve üretim esnasında işlerken ufak bir hatalı bir valfimiz. Ona rağmen hatırı sayılır yurt dışında büyük ihracatları olan yabancı firmanın valfinden çok daha yorulma mukavemeti yüksek diyebiliriz. Bak, temperleme eğer malzemeyi düzgün yapılmazsa böyle bir görüntü meydana gelir. Evet. Eğer temperleme güzel yapılırsa, yani düzgün yapılırsa böyle bir görüntü olur meydana evet, geliyor. Evet. Temperlemeden sonra zaten belirli bir ısıl işlemleri de maruz kalıyor. Maruz kalıyor. Yani malzeme gerekli çekme mukavemetine ulaşmış ve gerekli tokluğa da ulaşmış. Yani çatlak ilerlemesine karşı oluşabilecek kırılmaları karşı daha mukavemetli. Evet, yani bizim de mühendislik değerimiz zaten burada ortaya çıkıyor. Bu onun yorulma mukavemetini yani atıyorum 10.000 cycle'dan sonra kopacak olan bu. Bu bir bilimsel olarak derdi. Bu da 20.000 cycle'dan. Evet sonra. Abi biraz övmeye başladı. Vizyonla alakalı. Vizyonla alakalı aynen. Kendini geliştirmeyle tecrübeyle alakalı. Tecrübeyle. Tecrübeyle bir de şöyle bir şey var. Gördüğünü tecrübeyle anlayıp onu yorumlamak kendini. O önemli olan o zaten. Ya zaten bak görüntüye baktığın zaman gevreklik çok net belli oluyor. Belli, evet. Yani temperlemenin aslında doğru olmadığını gösteriyor. Ama burada temperlemenin düzgün olduğunu topluğun buna göre topluğun daha iyi olduğunu yani kırılma mukavemetini evet. daha yüksek olduğunu, yorulma mukavemetinin bundan bunun daha iyi olduğunu evet. gösteriyor. Bu arada biz, yani burada şeffaf konuşuyoruz abi. Tabii yani kesinlikle. Yani biz çünkü eğer biz bunları SEM analizine göndersek, elektron mikroskobunda bir baksak mesela bunun yorulma mukavemetinin daha yüksek düşük olduğunu, bunun daha yüksek olduğunu zaten görürüz. Yani evet. daha büyük büyütmelerde. Evet. Bir makroskobik analizde de baksak zaten bu belli buna göre daha gevrek duruyor. Evet. 10 milimetre. Biraz daha aşağı ötsen abi. Oralar daha artıyor. Artıyor mu? Yani şuradan kopacağım. Burası zaten 5.40 civarı. Yani kopma muhtemel olan en zayıf noktası 5.10 civarı.
Şimdi testimizi tamamladık. Firma mühendisine soru yönelteceğiz. İki malzeme arasındaki, tabii tecrübeyle sabit devamlı ölçüm yapıyorlar. İki malzeme arasındaki değerlerle alakalı ve genel olarak tasarım artık malzeme. Şimdi malzeme diğer hani firmanın malzemesi. O malzemenin çekme mukavemeti senin ürettiğin PPR'nin ürettiği malzemenin mukavemetinden daha düşük geldi. Evet. Tabii bunun sebebi kullandığı içindeki elementlerden kaynaklı olabilir. Evet. Başka ısıl işlem prosedürleri olabilir. Hı hı. Ama burada şunu gördük. PPR'nin ürettiği şeyler, hı hı, malzemeler, takım çelikleri çok daha yorulma mukavemeti yüksek. Hı hı. Kesme mukavemeti, çekme mukavemeti hepsi ayrı ayrı daha, hı, %10, %20 civarı daha iyi. Yani malzeme yorulma mukavemetinden kastımız 10 bin cycle üzerinde malzeme, biz her zaman şey deriz, yorulma mukavemeti yüksek deriz. Yani 10 çarpı 6 şeklinde. 10 milyon cycle üzerinde. Bu malzemenin ısıl işlem prosedürleri de düzgün yapılmış, onu da gördük. Yani makro yapısından baktık, malzemenin diğerine göre bir gevrek ama diğerine göre daha bir sünek kalmış. Evet. Bu durum tabii bu malzemenin ileride çatlak oluşumunu ve çatlaktan ilerleyip kırılmaya kadar gitmesini engelleyen bir durum, evet, pozisyon. Olay bu. Güzel, evet, yani. Evet. Daha teşekkür başarılı ederiz. Yani daha da geliştirmeye devam edeceğiz kendimizi. Arge testlerimiz devam ediyor. Daha farklı malzemeler deneyeceğiz. Onu da konuştuk zaten. Evet, bu hafta da bu kadardı. Teknik detaylarla sizlerle birlikte olduk. Dediğimiz gibi bir önceki haftada hem kendi reklamımızı yapıyoruz burada, hem de teknik detaylar veriyoruz. İnsanlar daha bilgilensin, ülkemiz daha bilgilensin, bu teknolojileri çabuk yakalayalım diye. Bugünkü videoda gördüğünüz gibi yurt dışında üretilmiş yüksek teknoloji bir valfin, Türkiye'de üretilmiş yüksek teknoloji bir valfin daha üstte olduğunu gördük ve onları yakaladığımızı, geçtiğimizi gördünüz. Daha teknik videolar için bizi takip etmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınıza videoyu göndermeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederiz.